Farklar dönüyorla karşınızdayız efendim. Konuğumuz olacak Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı, Taysat Başkanı Alper Kanca bizlerle birlikte. Sayın Kanca hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz efendim. Malum pandemi sürecini konuşuyoruz. Sektörlerde, alanlardaki çalışmalar neler? Malum biliyorsunuz üretim cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Otomotiv fabrikalarına baktığımızda büyük bir bölümü üretime geçti. 11 Mayıs'tan itibaren de tekrar faaliyetlerine tamamıyla başlamış olacaklar. Öncelikle bu zamana kadar gelinen süreç nasıl geçti? Bu normalleşmeyle birlikte neler yaşanır sizce? Onunla başlayalım efendim. Buyurun. Şunu söylemek gerekiyor, oldukça zor geçti bu süreç. Çünkü bugüne kadar otomotiv sektörü hep ihracat şampiyonuydu, hep öndeydi. Türkiye'nin en çok faal olan sektörlerinden başında geliyordu. İlk defa bir kriz otomotiv sektörünü bu kadar derinden etkiledi. Mart ayının ortasından itibaren aslında kriz başladı ve Nisan ayında aslında üyelerimizin, fabrikaların neredeyse hepsi haftalar boyunca kapalı kaldılar, çalışamadılar. Bu da tabii Türkiye'nin Avrupa'ya yoğun ihracat yapmasından kaynaklanıyor. Türkiye'de üretilen araçların büyük bir kısmı, %70'i, %75'i Avrupa'ya ihraç ediliyor. Türkiye'deki tüketiciler bunu çok bilmiyorlar ama Avrupa'da satılan birçok araç aslında Türkiye'de üretiliyor. Avrupa'daki en kaliteli araçların birçoğu Türkiye'de üretiliyor. Kriz boyunca işletmelerimizin büyük bir kısmı kapalı kaldı. Bir kısmı çalıştı ama düşük kapasiteyle çalıştılar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yeni bir deneme başlıyor, yeni bir süreç başlıyor. Umut ediyoruz. Mayıs ayının ilk haftasıyla beraber birçok fabrika Avrupa'da da açılmaya başladı. Ve önümüzdeki hafta bu sayı tamamlanacak. Kapalı fabrika neredeyse kalmayacak. Böylece otomotiv sektörü tekrar bir komple hareket denemesi yapıyor. Üretim tarafı çok önemli çünkü yeni kurallara göre artık üretim yapmak gerekiyor. İşletmelerimizde sağlık birinci planda. Adet değil artık, verim değil, üretim sayısı önemli değil. Birinci planda düşündüğümüz şey çalışanlarımız nasıl sağlıklı tekrar iş hayatına dönebilirler. Ondan sonra da ikinci planda şuna bakmak gerekecek. Acaba ürettiklerimizi satın alan tüketiciler sokağa çıkıyorlar mı? Araç satın alıyorlar mı? Bunu test ettikten sonra kapasite kullanımı yavaş yavaş da artacak diye ümit ediyoruz. Peki Alper Bey, yeni normalden bahsediyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu yeni normal normalleşmeyle birlikte elbette fırsatlar da barındırıyor, riskler de barındırıyor. Nasıl şekillendirmek lazım bu süreci sizce? Neler yapılması gerekiyor? Şimdi yeni normal aslında çok şey vaat ediyor, riskler de vaat ediyor, sorunlar ama potansiyel de vaat ediyor, gözüküyor. Hayatımız değişiyor, değişecek. Dün mesela Sayın Bakan'la beraber, Sanayi Bakanı'yla beraber biz bir üye toplantısı yaptık. Yani ben yaklaşık 25-30 seneden beri sanayideyim. Bu tür toplantılar hep fiziken yapılırdı. Bir araya gelirdik, Ankara'ya giderdik ya da Bakan Bey gelirdi İstanbul'a. Bu sefer tamamıyla Türkiye'nin dört bir tarafındaki üyelerimizle beraber sanal bir toplantı yaptık. Yani iş yapış tarzı değişiyor. Bu birçok şeye yansıyacak. Üretime yansıyacak, satış pazarlamaya yansıyacak. Türkiye için burada ben şans görüyorum. Çünkü biz esnek şirketlere sahibiz. Türk insanı esnek, kolaylıkla kuralları değiştirebiliyor, bazen fazlasıyla ama yeni kurallara uyum sağlayabiliyor. Bu yeni normal, yavaş yavaş oluşmakta olan yeni normal, bizim gibi değişime açık, gelişime açık toplumlara, şirketlere bir şans veriyor. Bana göre dünyada oluşan bu hani küreselleşmeye karşı daha yerelleşme, yani satın almaların daha yerel yapılması, dünyanın dört bir tarafından ürün tedarikinin bir süreliğine en azından yavaşlaması, Avrupa'ya çok yakın olan ve iyi bir tedarikçi ülke olan, üretim gücü yüksek, nüfusu genç, dinamik olan Türkiye için bir şans içeriyor. Türkiye bu şansı ihracat ağırlıklı çalışan firmalarıyla kullanabilir. Bu şansı bence bu krizden dolayı kaybettiklerinin yanında kazandıklarıyla beraber kazançlı çıkabilir bu krizden. Peki efendim Alper Bey,
biraz tahminlerden gelen rakamlardan konuşacak olursak, arkadaşlarımız da ekrana yansıtıyorlar. Türkiye üretim tahminine baktığımızda 1000 adet. 2020'de üretimde düşüşteki beklenti %20 ila 25. Burada ekrana da yansıyan 2015'ten 2021 yılına kadar olan bir süreç geçiyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu gelen tahmini rakamları? Şimdi bütün dünyada aslında ciddi bir kriz var otomotivde. Otomotiv üretimi 2017 yılından itibaren yavaş yavaş %5-8 arasında her yıl düşüyor. Bu yıl yani hiçbir kriz olmasaydı, koronavirüs krizi olmasaydı, üretim yine çok küçük de olsa bir düşüş gösterecekti dünyada. Fakat bu krizle beraber bu düşüş çok büyüdü. Dünyada da tahminlere göre, uluslararası şirketlerin tahminlerine göre %20 civarında, 25 civarında bir daralma var. Bundan daha fazlası da Avrupa'da bekleniyor. Avrupa'da bir daralma olacak. Türkiye otomotiv sektörü, konuşmamın başında da söyledim, biz ağırlık olarak ihracatta çalışan bir sektörüz. Ağırlık olarak da Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Avrupa'da işler kötü gittiğinde, ki şu anda kötü gidiyor, yani sizler de haber veriyorsunuz, insanları bırakın araç almayı, insanlar sokağa çıkmakta zorlanıyorlardı. Evlerine hapis kalmışlardı. Yavaş yavaş çıkacaklar. Avrupa'daki otomotiv sektörü %20-25 civarında küçülecek. Bu da Türkiye'ye yansıyacak gibi gözüküyor. Ama Türkiye'nin kendi iç piyasası bence Avrupa'dan biraz farklılık gösterecek. Türkiye iç piyasası daha canlı gidebilir. Çünkü Türkiye'de birikmiş bir alım ihtiyacı var. Son birkaç yıldır iç piyasamız bizim aslında zayıftı. Türk insanı birkaç yıldan beri istediği araçları satın alamadı. Önümüzdeki dönemde bu bir fırsat da olabilir. İç pazarda belki satış rakamlarımız Avrupa'dan ayrışabilir, daha olumlu olabilir gibi gözüküyor. Ama dünyada bir sıkıntı var ve 2020 senesi en az %20 gibi bir daralmayla karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Evet, tahminlerde Türk Tedarik Sanayi 2020 yılı ciro kaybı 3.6 milyar dolar olarak 2020 Avrupa satış tahmini. Şimdi iç pazardan bahsediyorsunuz. Evet, bu tarafı konuşmak gerek. Bu normalleşme süreci ve sonrası pandemi elbette etkilerini sektörde alanda konuşuyoruz ama faizlerin düşük olması bu seviyelerde otomobil sahibi olmak isteyenler açısından bir fırsat yaratır mı sizce? Bu noktada iç pazardaki satışlar nasıl yönlenir? Şimdi şöyle düşünmekte fayda var. Evet, faizlerimiz düşük, araçlarımız kaliteli. Tamam, yani her şey var ama hani neden insanlar araç almıyor? Ama hepimiz insanız. Yani baktığımız zaman şu andaki önceliklerimiz, bütün zihnimiz, aklımızın odaklandığı şey yaşam konforumuz değil aslında. Yani önce sağlığımıza dikkat ediyoruz, sevdiklerimizin sağlığına dikkat ediyoruz, onları korumaya çalışıyoruz. Ondan sonra diğer ihtiyaçlarımızı gidereceğiz. Şu anda Türkiye'de kriz gördüğümüz kadarıyla atlatılmak üzere atlatıldı gibi, yani en üst noktasına geçmiş durumdayız. İnsanlar yavaş yavaş sağlık korkusundan diğer ihtiyaçlarına dönmeye başlayacaklar. İşte o zaman, yani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu faizlerin düşük olması mutlaka insanları olumlu olarak etkileyecektir. Şöyle söyleyeyim size, virüs krizi başlamadan önce Türkiye'de bazı firmaların siparişlerini haftalar, aylar sonra teslim etmesi söz konusuydu. Yani o kadar çok talep vardı ki tüketiciden, üretilen araçlar yetişmiyordu. Böyle bir talep vardı. Bu birden kriz dolayısıyla azaldı. O tüketiciler şimdi hastalık korkusundan kurtuldukça, hayat normale döndükçe, yeni normale, kontrollü bir şekilde normal bir hayata döndüğümüz takdirde mutlaka bu tüketiciler araç alacaklardır. Tabii şöyle düşünmekte fayda var. Kim araç kullanıyor? İşte işte çalışanlar araç kullanıyor. Esnaf araç kullanıyor, kuaför araç kullanıyor, bakkal, market sahibi. Bütün bunların dükkanlarının şu anda kapalı olduğunu düşünürseniz, şu anda araç almak için çok doğru bir zaman değil ama birkaç hafta içerisinde ümit ediyorum bütün insanlar tekrar bir araç ihtiyacı olduğunu ya da başka ihtiyaçları olduğunu tekrar hatırlayacaklar ve tekrar satın almaya başlayacaklar. Var mı böyle bir satış adedi tahmininiz? Çünkü geçtiğimiz yıllara baktığımızda 1 milyonluk satış adetleri vardı. Sonrasında düşüş kaydetti ama tekrar o 1 milyon seviyeleri yakalar mıyız? Ne dersiniz? Bu sene için kesinlikle mümkün değil. Bu sene onun yarısını yakalayabilirsek gerçekten çok sevinmemiz lazım. Ama şu gösterdi bize, sizler de yayınladınız. Mesela Nisan ayında Avrupa'da
adetler, satış adetleri bir önceki seneye göre %95-96 falan düşmüş. Yani neredeyse hiç araç satılmamış. Nerede İspanya'da, nerede İtalya'da, nerede Fransa'da hiç araç satılmamış gibi. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye bir önceki seneye göre, ki bir önceki sene de aslında biraz kötüydü Türkiye, ama bir önceki seneye göre %15-17 civarında bir düşüş yaşamıştı. Dolayısıyla biz Türkiye'de mutlaka daha yüksek rakamlar göreceğiz, ama 1 milyonluk bir pazar ne yazık ki bir süre için hayal gibi. Peki, bir yandan da aslında yerli otomotivi konuşuyoruz. Malum pandemi etkisi, o tarafı nasıl etkiledi sizce? Yerli Türkiye'nin otomobili TOGG bu krizden bence çok etkilenmedi aslında. Çünkü şu anda onların yaptığı iş üretim değil. Onların yaptığı iş daha çok tedarikçi bulma, araç tasarımını geliştirme, teknik anlamda aracı geliştirmek gibiydi. Daha çok ofis işiydi. Onlar da zaten bu ofis işini şu anda bir mekanda, bir binada yapmıyorlar. Bütün çalışanlar kendi evlerinde uzaktan çalışarak yapıyorlar. Bu anlamda Türkiye'nin otomobilini çok ters bir zamanda yakalamış değil. Evet, bir fabrika temel atma töreni vardı. O ertelendi, ama birkaç hafta içinde bu kriz geçtikten sonra ona da tekrar sıra gelebilir. Dolayısıyla bence bu hastalık kriz dönemini, sağlık krizi dönemini onlar çalışarak geçirdiler diyelim. Çok fazla etkilemedi diyorsunuz bu Hayır. noktaya. Peki altyapı çalışmaları var, sistem çalışmaları var buna yönelik. Siz onları nasıl değerlendirirsiniz? Elbette bu süreci konuşuyoruz ama öncesindeki durum nasıldı? Buna yönelik beklentileriniz neler? Altyapı çalışmaları Türkiye'de ne yazık ki, yani bir elektrikli araç konusunda Türkiye'nin bütünlüğüne baktığımız zaman altyapı çalışmaları ne yazık ki o kadar hızlı gitmiyor. Toplumda da bu konuda çok fazla bilinç yok. Elektrikli araç tercihi konusunda da Türk insanları henüz o seviyede değil. Devletin bir miktar daha araçları teşvik etmesi gerekiyor. Elektrikli araçların park edebileceği yerlerin mesela ayrıcalıklı olması lazım. Köprülerden belki ücretsiz geçmesi lazım. Yani elektrikli araç kullanımının daha bir cazip hale getirilmesi lazım. Bunun için de tabii daha çok kamunun, devlet yönetiminin bir şeyler yapması lazım. Ama yine de şunu söylemekte fayda var. Petrol fiyatlarının bu kadar düştüğü bir dönemde, yani gerçekten olağanüstü derecede düştüğü bir dönemde, bildiğimiz klasik şekilde çalışan içten yanmalı motor dediğimiz araçları tercih edenler niye vazgeçsinler? Bu da tabii yeni bir normalin tartışması. Acaba elektrikli araçların tercihinde bir miktar daha gecikme olacak mı? Bir süre daha geç mi devreye girecek? Bunu da bugünlerde konuşuyor olacağız. Petrol fiyatları böyle devam ederse. Peki bir yandan aslında tabii ki salgınla mücadeleyi konuşurken bu kapsamda da bazı yeniliklerden bahsediyoruz. Örnek vermek gerekirse Çinli yetkililer salgın tüm dünyaya yayılmadan önce buna yönelik bir çalışma başlatmış. Sizce bu türlü çalışmalar daha fazla önem kazanır mı? Şu havayı temizleyecek, virüsleri filtreleyecek, sağlıklı ve akıllı arabalar üretimi veya buna yönelik sistem geliştirmeleri. Bunlardan çok fazla görür müyüz önümüzdeki dönemde? Yatırımlar güçlenir mi bu tarafta sizce? Şimdi hayatımızda hiç olmayan bir şeyle karşılaştık. Yani Türkiye'deki hemen hemen şu andaki hiçbir kuşak, hiçbir nesil daha evvelden böyle bir salgın görmemişti. Belki Birinci Dünya Savaşı sırasında falan yaşanmış şeyler. Dolayısıyla bugün yaşayan insanların hiç bilmediği bir hastalıkla karşı karşıya kaldık. Yepyeni şeyler düşünmemiz gerekiyor ve söyleniyor ki doktorlar tarafından, bu işin uzmanları tarafından, bu kadar büyük nüfus oldukça, dünya bu kadar iç içe oldukça salgın hastalıklar önümüzdeki senelerde de devam edebilecek. Yani korona değil ama başka bir cins falan. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunun için düşünmek gerekiyor. Araçlarda buna yönelik bir şeyler yapmak gerekecek. Çalışma mekanları buna göre değişecek. İnsanlar bu virüs salgınıyla beraber yaşamayı öğrenecekler. Öyle söyleniyor. Bunun nasıl olacağını aslında ben de kestiremiyorum, ama şunu biliyorum. Evet, bundan sonraki araçlarımızı, yani ister otomobillerimizi isterse diğer başka araçlarımızı hep bu salgın hastalık riskine karşı düşünerek geliştirmemiz, ona karşın tedbirler almamız gerekiyor. Mesela araç sektörünü şöyle de etkileyecek bu koronavirüs salgını. Eskiden şöyle bir şey söyleniyordu. Araç
paylaşımı çok artacak diye. Yani insanlar araçlarını bir saat kullanacak, bir yere bırakacak. Sonra başka bir insan gelecek, o aracı alacak, kullanacak. O da başka bir yere bırakacak gibi. Hani car sharing dedikleri araç paylaşımı. Ama mesela şu an yaşadığımız psikoloji şu. Ben ya da siz hiçbirimiz kendi aracımızı başka bir insanla paylaşmayız. Böyle bir şey istemeyiz şu anda. Mesela bu bir anda bir sene önce, 6 ay önce söylenmiş olan geleceğe yönelik hani futuristik politikaları değiştirdi. Dolayısıyla salgın kafamızda birçok şeyi değiştirecek ama bunların neler olduğunu şu günden söylemek çok zor. Peki şimdi bir yandan da aslında bu dönemde en çok gelen teşviklerle, desteklerle birlikte istihdamı konuştuk. Şimdi sektöre baktığımızda büyük bir bölümü yeniden üretime faaliyete başlıyor. 11 Mayıs'ta tamamıyla başlayacak dedik. Bunu konuştuk ama istihdamdaki düzey ve seviye nasıl? Bu noktada istihdam konusunda ne gibi çalışmalar yapıldı korunmasına ilişkin? Şimdi dün söyledim Sayın Sanayi Bakanımızla bir toplantımız oldu. Orada kendisi şunu belirtti ki ben bundan sektörüm adına da gurur duyuyorum. Bir insan olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da gurur duyuyorum. Bizim sektörümüze yönelik bir gezici test merkezi kurdu Sağlık Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı ve fabrikalarımızda çalışanlarımızı test ediyorlar. Ve bugüne kadar ki yapılan testlerde inanılmaz düşük derecede hastalıklı çalışanımız yakalandı. Dün Sanayi Bakanımız da tebrik etti. Gerçekten iyi. Bu ne demek şu anlamda? Onun için sorunuza cevap olarak bunu veriyorum. Biz bugüne kadar fabrikalarımızda çok iyi tedbirler aldık. Yani daha kriz Türkiye'ye gelmeden tedbirler aldık. Yurt dışındaki haberlerden etkilenerek ve çok iyi önlemler aldık. Dolayısıyla insan kaynağımıza hastalık bulaştırmamaya çalıştık. Bu birincisi. İkincisi de özellikle hükümetin de çok hızlı davranmasıyla beraber kısa çalışma ödeneği çok hızlı devreye alındı. Dolayısıyla hiçbir iş sahibi, hiçbir yönetici, hiçbir şirket çalışanlarını feda etmek zorunda kalmadı. İş yok, evet, fabrikalar duruyor ama çalışılmayan günleri kısa çalışma ödeneği sayesinde devlet ödüyor. Bizim ödediğimiz primlerle geri ödüyor bize devlet. Dolayısıyla bizim sektörde insan istihdam açısından bir kayıp olmadı. Çünkü bizim sektörümüzde çalışanlar gerçekten çok kıymetli. Uzun yıllardan beri eğittiğimiz, uzun yıllardan beri birçok şeyi öğrettiğimiz, sıfır kalite anlayışını taşıyan insanlar. Dolayısıyla istihdam bizim için önemli. Bundan sonra da devletin kısa çalışma ödeneğini 3 ay, 4 ay daha uzatması sayesinde azalmayacak gibi gözüküyor. Ama şunu size söyleyebilirim. Yaklaşık 150-160 bin kişi bizim otomotiv tedarikçilerinden kısa çalışma ile şu birkaç ayı geçirdi. Bu çok büyük bir imkan. Bunun devamıyla beraber inşallah iş yerlerimizden çalışanları ayırmak zorunda bırakmayacağız. Peki kapatmadan önce ihracatı konuştuk ama onunla kapatmak isterim tekrar geriye dönecek olursak. Çünkü sektör açısından çok önemli bir nokta hem de Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda. Hem geçen seneyle mukayese edecek olursak hem de bu noktadaki beklentileriniz nedir? Onunla da kapatalım. Şimdi bizim büyük pazarımız Avrupa ve Avrupa'da işler iyi değil. Zaten iyi değildi ama bu krizle beraber daha da iyi olacak gibi gözüküyor. Türkiye'nin dövize ihtiyacı var, Türkiye'nin ihracata, üretime ihtiyacı var ama müşteri almadığı takdirde çok kısa sürede yeni bir müşteri bulmamız zor. Avrupa'yı ikame etmemiz zor. Bu yüzden ihracatta da ne yazık ki bu sene bir önceki seneye göre %20 civarında bir düşüş olacak. Bununla yaşamak zorundayız ama bu dönemi inşallah bir sonraki sene atlatabilmek için hazırlık yapacağız. Bir sonraki sene inşallah bu kaybımızı gidermeye çalışacağız. Peki çok kısa yanıtını alacağım. Zor bir dönem olacak dediniz ihracat açısından ama yeni pazarlar dahil olabilir mi stratejiler değiştirerek? Yani şu anda kısa süre içerisinde çok zor. Çünkü dünyanın her tarafında bu kriz var. Krizin olmadığı yer şu anda Uzak Doğu. Uzak Doğu'yla yeniden ilişki kurmak bir süre alacak. Deneyeceğiz ama bu bir yıllık bir süre içerisinde çok zor. Avrupa'daki kayıp bizi etkileyecek ne yazık ki. Peki Alper Bey, çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun efendim. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı, Taysat Başkanı Alper Kanca bizlerle birlikteydi efendim. Otomotiv sektörüne ilişkin bilgileri aldık ve çarklar dönüyor. Burada noktalıyoruz. Saat 15'te tekrar görüşmek üzere.